piyasalarda artık bu iktidara güvenmiyor demek. Çünkü artık herkes biliyor ki Sayın Erdoğan ve ortakları hiçbir adımı millet için, memleket için atmıyor. Her adımda siyasi bir hesapları var. Her adımda bir koltuk kaygısı, her sözde bir hamaset var. O yüzden kimseye güven vermiyorlar. O yüzden ne içeride ne dışarıda kredileri kalmadı. Bu iktidarın Türkiye'ye artık ve milletimize verecek hiçbir şeyi kalmadı. Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım, iktidar ABD ve AB alışverişte görsün mantığıyla her gün kürsülerden yepyeni reformlar, ultra inovatif, dahiyane eylem planları, dahiyane ekonomik programlar açıklaya dursun. Aslında akılları, fikirleri hala beşi bir yerdenin keyfinde ve menfaatinde. Hala mahşerin beş müteahhitinin kasasına ne aktarabilirler onun hesabındalar. Geçtiğimiz hafta meclise bir yasa tasarısı getirdiler. Köprüden geçenin de, geçmeyenin de, havaalanından uçanın da uçmayanın da, hastanede yatanın da yatmayanın da para ödediği meşhur hazine garantili KOİ projelerini biliyorsunuz. Ağlara bu işlerdeki garanti yetmemiş olacak, şimdi de yurt dışından alacakları kredilere de hazine garantisi vermek istiyorlar. Bugüne kadar birçok şirketin 127 milyar lira borcunu üstlenmek zorunda kalan hazineye 50 milyar liralık yeni bir yük daha bindirecekler. 83 milyon vatandaşıma bu pandemi döneminde 53 milyar lira, 5 saray müteahhidine 177 milyar lira. Aziz milletim, sana 53 milyar lira, 5 müteahhide 177 milyar lira. Muhteremler, sizde hiç utanma sıkılma var mı? Elbette yok. Buradan bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye'nin imkanları var, kaynakları var. Eksik olan adil bir yönetim, ahlaklı bir iktidar. İktidara geldiğimizde milletin hazinesini yağmalayan bu bezirgen saltanatına son vereceğiz. Milletin parasının efendisi, milletin ta kendisi olacak. Milletimiz devletine güvenecek, yanında hissedecek. Vatandaşın cebinden ne alırım diye değil, milletimin cebine ne koyarım diye düşündüğünü bilecek. Devletinin onun yanında ve onu koruyan bir zihniyet içinde olduğunu bilecek. Aziz milletim, değerli milletvekili arkadaşlarım. Bu iktidar ülkesine de, milletine de, milletinin değerlerine de yabancılaştı. Aylardır soruyoruz. Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne ne zaman ses çıkaracaksın diyoruz. Arkadaşlarımız Sayın Şentop'tan, meclis başkanından randevu aldılar ve isminin başında Türkiye yazan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hiç değilse bir mezalim kelimesiyle ortak bir karar almasını talep ettiler. Ağlardan tık yok. Ama bunun takipçisi olacağız. Bir tanesi diyor ki kendine, Hira Dağı kadar Müslümanım diyen, gökyüzüne bakıp Uygur kardeşlerimiz konusunda gökyüzüne doğru ıslık çalıyor. Tanrı Dağı kadar Türk'üm diyen de masanın altına saklanıyor. Mısırlı Rabia'dan slogan üretenler aynı parmakları Çin'e sallamaya korkuyorlar. Sayın Erdoğan, yıllarca Filistin'le ilgili hepimizin yanında durduğu sözler söyledin. Filistin'deki kadınlarla, çocuklarla ilgili, orada yapılan mezalimle ilgili sözler söyledin. Her birimiz, Türkiye'de yaşayan herkes yanında durdu.
Hayal et kardeşim. Gözünü kapat, hayal et. Kızının evine, gelininin evine, eşinin evine sen yoksun, oğlun yok, damadın yok. Almış Çinliler, götürmüşler kampa. Torunlarını almışlar. Gözünden sakındığın o torunlarını almışlar ve bir kampa götürmüşler. Çinlilik öğretiyorlar. Ve eşinin bulunduğu eve, gelininin bulunduğu eve, gözünün nuru kızlarının bulunduğu eve, kocaları yok, babaları yok, oğulları yok. O eve Çinli adamlar koyuyorlar, Çinli adamlar koyuyorlar. Bu ne Türklüğe sığar, ne Müslümanlığa sığar, ne insanlığa sığar. Gözünü kapa ve bunu hayal et. Ne yaparsın Sayın Erdoğan? Evine, haremine, hanene böyle bir tasallut olsa, böyle bir tecavüz olsa ne yaparsın Sayın Erdoğan? Bu ülkenin cumhurbaşkanı olarak, ikide bir diyorsunuz ya, doğrudur, seçilmiş cumhurbaşkanı olarak ne yaparsın Sayın Erdoğan? Hani derler ya, insanın aynesi iştir, sözüne bakılmaz. Biz söze bile razıyız Sayın Erdoğan. Söze bile razıyız. Hafta sonu Türkistan'daki camilerden gelen görüntüleri izlemeyeniniz yoktur. Görüntülerde insanlar yiyip içip eğleniyorlar, dans ediyorlar. Nerede biliyor musunuz? Kaşgar'daki camilerimizde. Çin yönetimi Kaşgar'daki camilerimizi ibadethaneleri turizm tesisi olarak değerlendirme kararı aldı. Birçok mescit ve cami kafe ve restorana dönüştürüldü. Sayın Erdoğan ve medyasının Dolmabahçe Camii'nde içki içtiler fantezisi dost gördükleri Çin'de gerçek oldu. Sayın Erdoğan, camiler bizim kutsalımızdır. Kutsal değerler senin siyasi pozisyonuna göre unutacağımız veya hatırlayacağımız yerler ve kavramlar değildir. Yarınki Mehmet Akif Ersoy anmasına davet etmeyi biliyorsun. Ama İstiklal şairimizin ne yazmış olduğunu merak edip de iki satır okumamışsın. Bak Akif ne diyor arkadaş. Ruhumun senden ilahi şudur ancak emeli. Değmesin mabedimin göğsüne namahremeli. Çin'de kardeşlerimiz eziliyor Sayın Erdoğan. Hem mabedimize hem namahremize namahrem eli uzanıyor ve değiyor Sayın Erdoğan. Ne zaman iki çift laf edeceksin? Ne zaman bir avuç doların hesabını elinin tersiyle itip mabedimin göğsüne uzanan eli sıkmam diyeceksin? Bak o eli kır demiyoruz. O eli sıkma diyoruz, sıkma. Hadi küçük ortak, Jinping Perinçek'in elinde esir, onu anladık. Koltuk uğruna Türklük davasından caymış, onu da anladık. Peki bu eziklik, bu boynu büküklük, 5000 yıllık Türk devletinin cumhurbaşkanına yakışıyor mu? Hiç mi utanmıyorsun, hiç mi sıkılmıyorsun? Yazıklar olsun sana Sayın Erdoğan, yazıklar olsun.